Şimdi baktığımız zaman bu bir örnek, çok çarpıcı bir örnektir. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz 2013 ve 2014 yılında Japonya'nın Mitsubishi Elektrik firmasına iki tane uydu siparişi verdik. Baktığımız zaman toplam ağırlığı 7700 kilogram ve ödediğimiz toplam para turnkey olarak, yani uydunun geliştirilmesi, üretilmesi, yörüngeye yerleştirilmesi her şey dahil 571 milyon dolar para ödedik. Ağırlığına böldüğümüz zaman uydunun demek ki biz kilosuna 74 bin dolar para ödemişiz. Yani 1 kilogram uydunun ederi 74 bin dolar. Peki bu uydunun üretilmesi için kullanılan malzemeleri analiz ettiğimiz zaman görüyoruz ki bu ortalama olarak 1 kilogram uyduda kullanılan malzemenin ortalama kilogram maliyeti 10 dolar. Tabii bunun içinde kilogramı 1 sent olan da var, kilogramı 60 bin dolar olan da var altın gibi. Ama ortalaması 10 dolar. Bunun yanında altına baktığımız zaman altının bugünkü fiyatı, kilogram fiyatı 60 bin dolar. Epey yükseldi. Bir ara 30-40 bin dolarlardaydı. 60 bin dolar. 60 bin dolar değerinde olan bir altını üretmenin maliyetine baktığımız zaman bir ton altın madeninde en iyisinde 3 ila 4 gram altın oluyor. Yani bir ton siz toprağı binlerce metre derinden çıkartıyorsunuz. İşte onu ondan sonra öğütüyorsunuz, arsenikle karıştırıyorsunuz, elektriyorsunuz vesaire. Bu süreçte tabii bir sürü çevreye zarar veriyorsunuz, insanlar zehirleniyor, bir sürü uğraş, masraf vesairenin sonunda 1 kilogram altın elde ediyorsunuz. Belki de bunu çıkartmak için yaptığınız maliyet, harcadığınız para da aşağı yukarı 60 bin dolardır veya 45 bin dolardır. Yani çok büyük bir emek ve şey sayesinde 60 bin doları bir gelir elde ediyorsunuz. Halbuki Japonlar, Mitsubishi Elektrik gibi, Boeing gibi şirketler 10 dolarlık bir maliyeti, maliyetle, malzeme maliyetiyle hiçbir çevresel kirliliğe sebep olmadan tamamen temiz laboratuvarlarda, ofislerinde çalışarak bilimdeki ilerleme, bilgi ve know-how kullanarak 74 bin dolar bir 74 bin dolarlık kilogram değerindeki bir değer üretiyorlar. Yine benzeri şekilde baktığımız zaman Haziran ayında çok konuşuldu. Türkiye'de ilk defa bir teknoloji şirketi milyar doların üzerinde bir değerle satıldı. Zigna diye bir oyun şirketi 1,8 milyar dolara satıldı. Baktığımız zaman bu şirkette 100 kişi çalışıyor. Peki satılan malın ham madde maliyeti nedir? Bu da ham madde diye bir şey yok. Bu tamamen sanal dünyada olan biten bir şey. Bir yazılım ve bu yazılımın insanlara oyun oynamalarını sağlayan bir yazılım. Ve bunu sattığınız zaman 1,8 milyar dolarlık bir gelir elde ediyorsunuz. Peki dünyada işte bir sürü savaşların çıktığı, işte milyonlarca insanın öldüğü, öldürüldüğü petrole baktığımız zaman durum nedir? Petrolün bir varili bugün 40 dolar. Yani litresi 27 sent. Üretim maliyetine baktığımız zaman petrolün 20 dolarla 100 dolar arasında değişiyor. Mesela derin sudan petrol çıkartılıyorsa bu çok pahalıya mal oluyor. Ama işte Suudi Arabistan gibi yerlerde çok daha ucuza çıkartılabiliyor. Ama bu son derece kirli, pis ama maalesef İnsanlığın çok yaygın olarak halihazırda kullandığı şey ederi bunun 1 litresi 27 sent. Buğdaya baktığımız zaman Türkiye'de bugün dünyada buğdayın fiyatı tonu 220 dolar. Türkiye'nin yıllık buğday üretimi 20 milyon ton. Türkiye'de tarımda çalışan insan sayısı 4,2 milyon insan çalışıyor. Şimdi baktığımız zaman burada Peak Games'in satılmasıyla elde edilen 1,8 milyar dolar Türkiye'nin 8,2 milyon ton buğday alabileceği veya 8,2 ton buğday satarak elde edebileceği bir gelire karşılık. Yani orada 100 kişi çalışıyor. O 100 kişinin gayet temiz bir ortamda, bir ofiste yarattıkları değer 4,2 milyon insanın aşağı yukarı ne bileyim belki yarısının çalışarak ürettiği bir değere karşılık geliyor. Burada şunu demek istemiyorum tabii. Buğday, su, arpa, pirinç bunlar hepsi çok değerli, çok aziz şeyler. Bunları yiyerek biz hayatta kalıyoruz. Bunları önemsiz demiyorum.
Ama zenginliğin kaynağının ne olduğuna işaret etmek amacıyla şey yapıyorum. Yoksa onları küçümsemiyorum.